Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'da en çok aranan şey tatlı diye düşünüyorum. Benim için öyle şahsen. Saat de geç oldu, hani tatlımız yok. En basit olaraktan ne yapalım dedik. Bir un helvası kavuralım. Basit bir tatlı arkadaşlar. Şerbetimizi koyduk böyle. Göz kararı yapıyoruz. Un mu koydum, yağ mı koydum. Bakalım, burada da 3,5 bardak şeker var. 4 bardak da su var arkadaşlar. Burada da göz kararı un koydum. Kavurduktan sonra görüşürüz sonraki aşamada. Şerbetin altını kapattım. Sadece şekerin erimesi yeterli. Burada da kavurma işlemi devam. Bayağı bir sürecek bu işlem arkadaşlar. Arkadaşlar bir 15 dakika olmuştur. Böyle yağsını saldı. Yani yağsını kustu diyorlar kimisi de. Birazcık daha rengi böyle dönene kadar kavuracağım. Bilek yoruyor gerçekten bu un helvası. Zaten emek olmadan da yemek olmuyor arkadaşlar. Dediğim renge geldi. Şimdi şerbetini ekleyeceğim. Şerbetin azıcığını ekledim. Kavanoz ekleyeceğim. İlk önce bir eriteyim, özdeşsin. Arkadaşlar şerbetini eklerken altını kapatmıştım. Birden dökmedim şerbeti. Yavaş yavaş döktüm. Şimdi iyicene karıştıracağım. Sonunu da döktüm. Şimdi karıştıracağım. Böyle altını yanarken şey yapacağız. Özleştireceğiz yani. Olanca şerbeti çekti. Artık bit olduğu gibi bir şey yani. İnanın bu un helvası hani malzemeleri az ama bilek çok yoruluyor bunda. Bayağı bir yoruldum yani oluştu gene. Ben bunu kaşıkla şekil vereceğim. Bu pütür gibi görürsünüz. Onlar ceviz. Bol ceviz koydum. Hiçbir pütürü kalmadı yani. Hepsi özleşti. Bir yandan karıştırıp bir yandan da telefon tutmayı beceremiyorum şu anlık. Tripod da üşendim koymaya. Şeklini verdikten sonra son aşamasını gösteririm size arkadaşlar. Helvalarımın son hali de bu arkadaşlar. Ben böyle şekillendirdim. Arzuya göre siz farklı şekilde verebilirsiniz. Biri annemin, biri benim. Yiyenlere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.